Merhaba, iyi günler. Bugün sizlere bir aday tanıtma videosu çekiyoruz. Bugün yanımızda Yaşar Gülfidan var. Hoş geldiniz Yaşar Bey. Hoş bulduk efendim. Yaşar Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, sizleri sormalı. İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Yaşar Gülfidan kimdir? Neden aday olmuştur? Yaşadığı yer nasıldır? Efendim, kendimi şöyle tanıtayım. Yaşar Gülfidan kimdir derken, Yaşar Gülfidan Isparta Merkez Küçükacılar Köyü'ne kayıtlı olan bir vatandaşımız. 42 yaşında, 29 yaşında adaylığa başvurmuş ama başaramamış. Tekrardan yine muhtar adayı oluyoruz. Neden 3 dönemdir adaylık koyuyorsunuz derseniz, önümüzde bir 20 yıldır köyümüzde merkezi köy olmak üzere herhangi bir faaliyet yoktur. Bakım yoktur. Her yıl olduğu gibi işte kilit taşı geliyor, döşeniyor. Biz kilit taşına alışmışız. Merkezi köy olaraktan gelen giden misafirlerimiz baktığı zaman köyümüzde herhangi bir faaliyet yok. Yeşil sağ olsun. Efendim işte ne bileyim, köyün giriş ve çıkışlarında bir güzellik olsun. Yani köyümüzün o kadar çok şeye ihtiyacı var ki, biz 29 yaşında sırf bunları kafamıza, beynimize yerleştirdiğimiz için, sorun yaptığımız için muhtar adaylığına başvurduk. İnşallah, diliyorum ki Allah'tan Rabbim başarılar verir, kazanırız. Hayırlıysa gelsin bize doğru, hayır değilse geçsin geriye doğru diyoruz. Anladım, çok güzel bir açıklama. Peki seyircilerimiz veya bizler bu köyü gittiysek, dikkatli bakmadık, sizler orada yaşayan halk olarak arkadaşlarınız, size oy verecek kişilere nasıl seslenmek istersiniz? Neleri değiştireceğinizi açıklamak istiyorsunuz? Şimdi ben buradan köyüme sesleniyorum, vatandaşlarıma, büyüklerime ve küçüklerime. Efendim, benim köylümün istemiş olduğu bir yaylası var. Bu yaylada nice büyüklerimiz koyun kuzu otlattı. Efendim, benim kendi dedem dahi, benim kendi dayım dahi bu yaylalarda doğmuş ve büyümüş insan. Bizim bu yaylamız çok güzel bir yayla. Bizim köyümüz gibi 3 tane, 5 tane köyü besleyebilecek bir yayla. Ama bu yaylayı ele alıp da bu yaylamıza işte efendim devletimizden destek isteyelim, sontaj saldıralım, su akıtalım gibi düşünceler bugüne kadar olmadı. Olmadığı gibi ben kendime kanaat getiriyorum ki eğer olur da bu seçimde kazanırsam ilk sözümü veriyorum. Yapacağım işlerden biri yaylaya su saldırmak. Ben buradan köylüme bu sözü veriyorum, şeref sözü veriyorum ki bu yaylada bu su akacak. Hem de bir yıl içinde akıtacağım. Bunun dışında köyümüzde olan ekmek fırınımız var. Köyün içine indiğimiz zaman yaylada. Bu fırınımız sağlıklı bir ortamda, hijyenik bir ortamda bakımı, tadilatı yapılıp sabah ve akşam olmak üzere köylüme, milletime taze ekmek yedirmeyi düşünüyorum. Efendim, fırından çıkınca köyümüzde bir vatandaşımın içtiği su var. Çeşme. Çeşme, yani evlerde akan çeşme. Devletimiz var olsun ki buradan ben devletimizle, işte birim müdürlerimizle buradan teşekkür ediyorum köyüm adına. Güneş paneli kurdular. Şu an bu güneşte elektrik yakmadan benim milletime güneşle su üretiyoruz, yani suyu basıyoruz. Burada tamamen elektrik yakmadığımız için ücretsiz bir su pompalamış oluyor pompamız. Şimdi bugün 75 kuruştan su içiyorsa benim köylüm, bunu 50 kuruşa indirmeyi söz veriyorum ben vatandaşıma. 50 kuruştan su içecekler. Keşke elimizde olsa, hiç ücret talep etmesek. Suyun dışında köyümüzde şimdi tabii çocuklar okula gidiyor sabahleyin 8-8.30'da. Akşamüstü 3'te çıkıyorlar. Çocuklar çantasını eve atınca iki tane kahvemiz var, köy meydan dediğimiz. Kahvelerin yanında oynuyorlar, işte bisiklet biniyorlar falan, ses yapıyorlar. Buradan tabii büyüklerimizin kafasını ağrıtmış oluyorlar. Ama bu çocuklar tek geleceği yer burası. Köy meydanı. Neden burası? Bugüne kadar hiçbir muhtarımız, yani devletimize el açıp, yalvarıp, el öpüp de
dememiş ki efendim sayın başkanım, bakanım, işte milletvekilim, müdürüm, amirim, memurum. Ben merkezi köy olarak Isparta'ya 7 kilometre olarak yakın olduğum halde benim köyümde neden çocuklarıma mükemmel ve muhteşem bir çocuk parkı yok? Bu söylenmemiş ama ben bunu devlet büyüklerime söyleyeceğim. Ankara'ya gelip sık sık gelip gideceğim diye muhtar adayı olmak için başvurdum. Yani bu çocuklar bizim gözde evlatlarımız. Bunlara bu oyun sahası şart. Bu oyun sahasının yanı sıra köyümüzde yerimiz mevcut. Efendim böyle kilo almak istemeyen arkadaşlarımız bir spor aletleri, bir takım işte çalışmalar için boş kaldıklarında gece gündüz yaz döneminde burada kendilerine sağlıklı yaşam için spor yapmalarını tercih ediyoruz. Bu bütün doktorlarımızın önerisidir. Yani bunlar yapılacak bir şey, yapabilecek bir şey. Yeşil alan desiniz, yani şimdi size bir ben basın kuruluş olarak sizi köyüme davet etsem, köyüme geldiğiniz zaman yeşil alan diye bir yer yok. Kesinlikle yok yani. Size oturtabileceğim. İşte burası efendim, işte ya işte geçenlerde yapmıştık deyip bir masa atıp o yeşil alanda size çay ikram edeceğim bir yeşil alan yok. Sözde merkezi köy. 7 kilometre Isparta'ya. Yeşil alan yapmayı düşünüyorum köyümüzde. Yeşil alanın dışında Ali Köy ve Küçük Hacılar Köyü olarak ortak alanda kullandığımız bir sağlık ocağı var. Sağlık ocağına benim dikkat ettiğim kadar giden vatandaşlarımız hep yaşlı ihtiyar vatandaşlarımız gidiyor. Ali Köy'e kadar, varıncaya kadar bu yaşlı vatandaşlarımız belki 20 yerde mola verip dinleniyor. Araçla gitmiyorlar, yaya gidiyorlar. Benim araştırmalarıma göre sağlık kuruluşlarından iki oda yapıp elektriğini, suyunu biz karşılayarak, muhtarlık bürosu olaraktan biz karşılarsak biz sağlık ocağını köyümüze getirme şansımız var. Bunu da bugüne kadar hiçbir arkadaşımız, hiçbir abimiz düşünmüş değil. Benim köyümde, Küçük Hacılar Köyü'nde yani en çok da muhtar olmak istediğim noktalar şunlar. Şimdi bizim köyümüzde şöyle bir olay var. Nasıl der sorarsınız? Şimdi akraba. Atıyorum ben Yaşar Güfne olarak muhtar adayı olmuşum. İşte benim sülalem kalabalık. Adam demiyor ki ya bunu seçeceğiz ama bu bize oyumuza obal ve vebal getirir mi? Köylümüze işte bir takım görevler yapabilir mi? Bunun düşüncesinde olmuyor. Ama biz ne yapmak gerekiyor? Şimdi burada muhtar adaylarımızı karşımıza aldığınız zaman burada yeteneği kime vermiş? Cenab-ı Allah'ın yeteneği var herkeste. Bugün sana yetenek vermiş, spiker olmuşsun. Bana yetenek vermişim. Bu şekilde muhtar adaylığına başvurmuşum. Şimdi biz de öyle demiyorlar. Sülale yükleniyor işte sana. Ya kardeşim yüklenelim, tamam, el bir görün. Yani bugün bana hizmeti verebilecekse, benim vatandaşımın istediği şeyleri yapabilecekse bugün ben de adaylıktan çekileyim, hep beraber destekleyelim. Ama öyle bir şansımız da olmadığı için maalesef bilinçsiz hareket ediyoruz. Her seçtiğimiz muhtarlarımızda köyümüzün ömrü 5 yıl daha geriye gidiyor. Bu 5 yıl içerisinde yaptığım hesaplara göre, bunu vatandaşımın da bilgisi var. İşte köyümdeki gelirler. Ya kardeşim 5 yılda en az 200 bin lira gelir var. 200 bin lira. Yılda. 5 yıl boyunca, muhtarlık bitimi boyunca. İşte kahvedir, fırındır vesaire. En azı diyorum yani, maksimum en az. Yani 250 bin de olur, 300 bin de olur. Şimdi ben bunu vatandaşıma dediğim zaman, işte efendim ben aday olduğumda bana böyle bir önerge öneriyorsunuz. Ya bu para gider mi? Ama siz vatandaş olarak bugüne kadar bu paraların hesabını sormamışsınız. Bu paralar nereye gidiyor, nereye geliyor dememişsiniz. Ha ben diyorum ki, yılda kilit taş döşenir bizim köye. 15 gün işçiler gelir, işte kıymalı bidedir,
İşte şiştir, şudur, budur, koladır, çaydır. Ya 15 günde bu 200 bin lira mı gidiyor? Ben istiyordum ki bu 200 bin liranın içinden köyde iki tane kıraathanemiz var. Küçük Hacılar Köyü'nde. Bunu Küçük Hacılar Köyü'ne gelen misafirlerimiz bilirler. İki kıraathanemizde çok affedersiniz özür diliyorum. Lavabo, tuvalet dediğimiz şey bu yok kahvelerde. Kahvede tuvalet de yok. Yoktur. Kahvelerin karşısında 50-60 metre ilerisinde köy camimiz var. Caminin tuvaletini kullanıyoruz. Bakın işe bakın. Yıllarca aday seçiyoruz. Yanına 8 tane ağza veriyoruz. İki kahvede lavabo denen şey yok. Nasıl bir yaşam tarzı bu? Benim camime kardeşim cuma oluyor, misafir geliyor, bakıyor. Orası burası kirlenmiş, pislenmiş. Ya ben bu köye koskoca muhtar oluyorum, bu kadar gelir var. Ya işte ben de, yani bırak ya iki kahvenin ortasına bir lavabo yap. Desinler ki işte falan muhtarımız da bunu yaptı, anı ve hatıra olarak kaldı. Böyle bir düşünce yok. Yani kısacası diyorsunuz ki, önceki şu anki başkan ve önceki muhtar adayları, muhtarlar, şu anki muhtarlar hiçbir şey katmadılar köye, yapmadılar. Ama ben şimdi aday oldum, her şeyi değiştirmek için köylümü rahat ettireceğim ve bunun için adaydım, adayım. Sizin oyunuzu istiyorum diyorsunuz. Aynen öyle düşüncedeyim. Burada şunu söyleyeyim, yani yapılmadı derken, ben daha önce muhtarlık bu 15 yıl içerisinde artık diyelim yani bu kadar mesafede muhtarlık yapmış olan birbirinden güzel çok değerli abilerimizi burada aşağı indirmiyorum. Ama bunların yapabileceği, erişebileceği güç yani bu kadar herkeste bir başarı potansiyeli var. Şimdi nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde efendim işte CHP var, MHP var, AK Parti var, işte şu parti var. Şimdi biz Türkiye olarak, Türk vatandaşı olarak ne yapıyoruz? Türkiye'mizin 1/4 olarak AK Parti'ye dönüyoruz. Genelde öyle. Yani burada siyaset yapıyor değiliz ama neden bunu yapıyoruz biliyor musunuz? Türk topraklarımızı, Türk vatandaşımızı, çolunu, çocuğunu, karımızı, kızımızın namusunu, toprağımızı koruyabilecek başka bir lider yok başımızda. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Belki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu vefat etmemiş olsaydı kabiri mekanı cennet olsun. Bir de o vardı. İkinci seçeneklerden. Siyasete görüş açısından baktığımız zaman. Köyümüzde bu misalle. Yani Cenab-ı Allah bize böyle bir konuşma tekniği vermiş. Böyle bir siyaset aşkı vermiş. Yani hizmet sevdası var. Şuramda benim 3 dönemdir 5, 10, 15 bu yılda. 15 yıldır hizmet aşkı yanıyor. Bunu vatandaşıma anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki sayın abilerim, arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, hemşerilerim. Ya bu köyümüzün bana bir dönem ihtiyacı var. Buyurun gidelim bakalım sütçüler tarafına, köylere. Onlarda işiniz olmuştur belki yani sizinki orada. Ya şöyle köylere girdiğimiz zaman sanki yerden tutun da göğe kadar yeşil vadi gibi her taraf. Yani ya bizim hiçbir şey yok ya, bir bakım yok yani. Köyün ortasında çeşmemiz var. Kahvenin önüne insanların ayaklarının altına atıyor. Ya kardeşim ben bu köyde bir yönetim yapıyorsam, muhtarsam bunlara ilgilenmem lazım. Burada ne yapmak gerekiyor? Hani bir atalarımız söz hitabı kullanıyor. Doğru yönü bulan yer baklavayı, doğru yönü bulamayan yer başına oklay hesabı. Doğru mu söyledik onu da bilmiyoruz. Ya şimdi ben 2019'un Allah nasip ederse 1 Nisan'ında bunu milletin bana kazandırırsa yani bu hizmet sevdasından düşen, kalbimden kopan hizmetlerin fazlasının
vatandaşıma vereceğimden eminim. Kulaklar için nasıl? 2-3 gün önce Sayın Vekilimiz, Meclis Başkanımız yeni Salih Bilgiş Bey geldiler. Kahvede istişare ettik, işte hoş geldiniz falan diyerekten. Benim köylüme elinde mikrofon, milletime haykırıyor. Yani o da biliyor, Küçük Hacılar Köyü olaraktan arkasında, sonuna kadar, ölümüne kadar arkalarında olduğunu biliyor. Küçük Hacılar Köyü ne isterse yapmaya ve vermeye hazırız. Ya varıp da biz işte havalanı istemiyoruz. Buraya işte kocaman bir fabrika olsun istemiyoruz. Benim köyüme ne ihtiyaç? Efendim süt deposu. Devletim için küçük bir iş. Solta sarılacak. Tamam, köyümün kendi imkanlarıyla. Efendim 20 bin, 30 bin neyse soltacı ben kendim saldırırım. Ama bana devletin öyle bir imkan veriyor ki, taş istiyorsun, taş geliyor işte, efendim su hatları patlıyor, bakım istiyorsun oluyor, yollar kapanıyor, işte makineler istiyorsun geliyor, çatı istiyorsun geliyor, kum istiyorsun geliyor. Yani şu anki dönemde devletimizde yok yok. Allah devletimize ve milletimize zaval vermesin. Ben şunu söylüyorum. Halkın, efendim daha önce söylediğim gibi tekrar da söylüyorum. Buradan değerli abilerime, büyüklerime, kardeşlerime ve ablalarıma inşallah bu alttaki seçimde, 2019 seçimlerinde beni tercih edeceklerinden eminim. Çünkü beni tercih ettikleri zaman görevleri en kutsal, en şerefli bir şekilde yerine getireceğim. Kimsenin en ufak dahi şüphesi olmasın. Herkese buradan söz veriyorum ki görevler fazlasıyla, hizmetler fazlasıyla yerine getirilecek. Efendim köyümüzde bugüne kadar, tabii ben ne söylersem reklam oluyor. Bazı arkadaşlar arkamdan aynı hizmetlerle geliyor. Köyümüzde bayanlarımız var, ablalarımız var, kardeşlerimiz var. Ya bunların şimdi böyle baharda, yaz günü oturabilecekleri bir herhangi bir böyle ortam, çay bahçesi dediğimiz, belki çay olmayabilir ama bunlar kendi aralarında oturup orada işte pastadır, çörektir, börektir yapıp kendileri bir çay partisi yapabilirler. Hiçbir şekilde bugüne kadar kadınlarımızı düşünen bir adayımız olmadı. Olmadığı gibi benim her zaman fikrimdedir böyle adaylığım süresince. Bayanlarımız bizim baş tacımızdır. Çünkü onlar bizim en büyük, en zor kahrımızı çeken, yani öbür dünyada huzurları cennet olacak şekilde bizlere faydalı olan bayanlardır. Şimdi efendim burada biz programımızın sonuna gelirken benimle birlikte aynı yolda yarışan muhtar adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Rabbim hangi birimize nasip etmişse inşallah o göreve nasip olan kişi talip olur. Kazanana başarılar dileriz. Herkes yolunda hayırlı, uğurlu devam ederler efendim.